Gerçekleştiriyoruz. Çok kıymetli katılımcılara bu konuda. Biz gençlere gerçekten yön verecek sosyal etki. Başkanlık sistemini istemez ya. Yani başkanlık sistemini, yani şu kısa söyleyelim. Bakın, Türkiye'de tek partili dönemde, çok partili döneme geçişte Menderes dönemi iktidar olduğu dönemde, Türkiye'nin şaha kalktığı dönemde bu bir yeni başkanlık sistemiydi. Çünkü bakımlar umundu. İstediği gibi karar alıyordu. Yine Turgut Özal dönemi yine başkanlık sistemiydi. İktidar partisiydi, istediği gibi yapıyordu ve bugün AK Parti. Bakın arkadaşlar, ondan sonraki dönemlere bakın, o ara süreçlere. Başbakan farklı bir partide, bakanlar farklı bir partide. Ya böyle bir şey olabilir mi? Başkanlık sistemi o ülkeyi gerçekten yürütme anlamında verdiği kararları en iyi şekilde alıp ve o ülkenin istikrarını ekonomik anlamda ilerlemesini sağlayan en önemli sistem. Yani bugün başkanlık sistemini istemeyen bireye, bu ülkenin ileri gitmesini istemeyen, bu ülkede her zaman bir araçta iki tane şoför isteyen insanlardır. Ya o bir araç iki tane şoför kullanabilir mi? Başbakanın bir partide olduğu, bakanların farklı partide olduğu dönemler vardı. Sistem yürümüyordu. İşte bu sistemi ortadan kaldırmak için yürütmenin bir bireyde, yani yürütmenin farklı yasamanın yine meclis tarafından yapıldığı sistem. Her şey güzel bir şekilde yürüsün diye başkanlık sistem olması lazım ya. İki kere iki dört. Bugün 1980 darbesinden sonra gelen 1982 anayasası bu ülkede bölücülüğe sebep oluyorsa, bu ülkede birlik beraberliği sağlamıyorsa bunun değişmesi lazım ya. Yani Türkiye'nin her tarafını kapsayan, her milleti kapsayan, onları kucaklayan, bu ülkeyi gerçek milletimiz olarak kabul eden insanlara sağlam bir zihniyet olması lazım arkadaşlar. Bu zor bir şey değil. Bu sorunu çözmeyen insanlar o zihniyete, gerçekten Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen zihniyete hizmet eden insanlardır. Çözüm süreci. Arkadaşlar, çözüm süreciyle alakalı yine konu dönüp dolaşıyor. Sivil anayasaya geliyor, başkanlık sistemine geliyor. Ne zaman sivil anayasa çözülürse, başkanlık sistemine gelirse çözüm süreci çözülür. Eğer bugün Türkiye'yi temsil eden, 80 milyonu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi çözmezse kimse çözemez. Çözüm sürecinin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Başka çare yok, başka alternatif yok.